Öncelikle şunu söyleyeceğim. Nedir bu yoksulluk Türkiye'nin derdi? Hani her ülkede yoksul var ama Türkiye'de yoksulluk biraz tuhaf ya. Yani aç insan sayısı 20 milyona yakın. Yoksul insan sayısı toplam nüfusa baktığınız zaman 65 milyona yakın. Siz bu haberi yaparken neyi gördünüz? Ben şuna bakıyorum. Tabii ülkede hep şunu biliyoruz ki yani çok sayıda yardımlar yapılıyor. Yardımlar bakıyorsunuz, kimisi devlet eliyle yapılıyor. Yani valilikler kanalıyla, sosyal vakıflar aracılığıyla yapıyor. Ama bir de bakıyorsunuz değişik isimlerde dernekler veya değişik isimlerde vakıflar aracılığıyla da bu yardımlar yapılıyor. Ama bu yardımları yapanlara baktığımız zaman çoğu zaman devletin yapması, yani devletin parasını bazı vakıf ve dernekler dağıtıyor. Bir de böyle bir durum var. Siz ne zannediyorsunuz? Aa ya helal olsun şu vakfa, o vakıf bize işte veya insanlara yardım ediyor, para veriyor veya işte bilmem falan falan desteklerde bulunuyor. Ama o desteklerde bulunan aslında o vakıflar değil, aslında devletimizin parasını vakıflar aracılığıyla insanlara ulaştırılması sağlanıyor. Bu da böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Şimdi şunu biliyoruz ki devletimizden yardım alanların sayısı yıldan yıla artıyor. Yıldan yıla artmanın yanı sıra bir de yıldan yıla şu artış olan konulardan birisi yeni yardım alanları doğuyor. Örneğin 2019 yılında yardım kalemleri 41 iken bugün yardım kalemleri 44'e çıkmış. Nedir? Örneğin işte elektrik yardımı, elektrik parası ödemeleri yardımı gibi değişik yeni isimler, değişik kalemler gündeme getiriliyor. Dolayısıyla sayı giderek artıyor. Giderek artıyor ama acaba bu yardımların alan aile sayısı kaç diye baktığımız zaman 2 milyon 501 bin hane, bakın 2 milyon 501 bin haneye devlet yardımları, devletin yaptığı yardımlardan faydalanılıyor. 2 milyon 501 bin hane. Bunu kişi olarak sayılara vurduğunuz zaman yaklaşık 15 milyon kişi devletten şu anda değişik isimler adı altında yardımlar alıyor. Şimdi bu yardım miktarlarına baktığımız zaman bunlar da küçük, öyle önemsenmeyecek rakamlar değil. Bakın bu yardım alanların sözünü ettiğimiz 2 milyon 501 haneye baktığımız zaman düzenli yardım alanların sayısı emekli sandığının, Bağkur'un emekli sayısından bile fazla. Yani ve aktif sigortalı sayısına yaklaşmış durumda yardım alanların sayısı. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'de devlete bağımlı olanların, yani maddi olarak devlete bağımlı olanların, devletten destek alanların sayısı büyük ölçüde artıyor. Ve o kadar artış var ki mesela 2019 yılına göre yardımların toplamı, yani yapılan yardım miktarı 55 milyar liraya aşmış durumda. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman Bakanlığı'nın verilerine göre genel bütçeden toplam giderlerin %10,5'u yardımlara gidiyor. Şimdi evet de Türkiye'de bu yardım miktarları artıyor ama eskiden şu da bir gerçek ki yani vatandaş kolay kolay böyle yardımlar için veya devletten gelecek yardım falan pek kabul etmez. Almayı bile kendilerine zul sayardı ama günümüzde baktığımız zaman bunlar açık açık yapılıyor. Açık açık yapıldığı gibi yani insanların normalinde rencide olur bu işlerden ama görüyoruz ki bunların böyle açık bir biçimde yapılması, şu kadar kişiye yardım, bu kadar kişiye yardım, işte yardım yapılırken bakıyorsunuz devletin yetkililerinin o yerlerde bulunması, fotoğraf çektirilip bunların yayınlanması falan da bu da işin artı tarafları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yardımların yapılıyor ama hep bir de şöyle bir durum söz konusu. Yardımları yapanlar devletten para alıyor ama vakıflar, dernekler adı altında bunların yapılması da o da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bir şey soracağım Saygı abi. Genel sağlık sigortası bakın şu an geçiyor. Evet. 7 milyon 524 bin 138 kişi. Evet. Getirin tabloyu arkadaşlar. 7 milyon 524 bin 138 kişi. Genel sağlık sigortasının devlet tarafından üstlenilmesi için o kişinin 600 liradan az bir gelirin olması lazım. Evet, Doğru mu? tabii, doğru. Peki şu an Türkiye'de 7 milyon 524 bin 138 kişinin 600 liradan az ve günde 10 lira civarında bir geliri olduğu ya da olmadığı Olmadı, tartışılıyor. evet.
Peki nasıl çıkacak Türkiye bu işin içinde? Bu kadar yoksullaştı mı bu ülke? Türkiye'de tabii ki her ne kadar bakanlık yetkilileri Türkiye'de yoksulluk kalktı falan demesine rağmen Türkiye'de devletten yardım alan, devletten çeşitli isimler adı altında yardım alanların sayısının arttığı ortada. Üstelik de bu sayıların giderek arttığı bunlar da ortada. O nedenle devlet ülkede bir yoksullaşma söz konusudur. Şimdi bir de şunu söylemek lazım. Evet, devlet bu kadar yardım yapıyor ama gerçekten hak sahiplerine bunlar ulaşıyor mu? Hak sahiplerine ulaşma durumu nedir diye yine devletin resmi belgelerine, Sayıştay raporlarına incelediğimiz zaman da bunların gerçek anlamda hak sahipleri olmadıkları da ortaya çıkıyor. Öyle mi? Yani tabii, yardım alanları. Tabii. Burada çok... Kimler alıyor peki? Şimdi onlarla ilgili mesela doğru düz bu işin bir denetiminin yapılması lazım. Ve bu denetimlerin sağlıklı bir biçimde yapılmadığı ortaya çıkıyor. Ona mesela örnek vermek istiyorum. Mesela engellilere, bunu Sayıştay raporuna dayanarak okuyorum. Örnek veriyorum. Engellilere destek amacıyla yapılan çeşitli ödemelerde engel oranlarına bakılmaksızın ödeme yapılması, muhtaçlık, kriter, muhtaçlık belirlenmesi gibi değerlendirme ölçütlerinde ve ödeme yapan birimlerin uygulamalarında yeknesallık sağlanmamış. Yani bir birliktelik yoktur. Sağlık Bakanlığı engelli sağlık kurulu raporlu veri tabanında kaydı bulunmayan, bak veri tabanında kaydı bulunmayan kişiler ile kaydı olup ağır engelli veya tam bağımlı olma koşulu sağlamayan kişiler için evde bakım ödemesi yapılıyor mesela. Yanlış bir şey. Sağlık Bakanlığı engelli sağlık kurulu raporu veri tabanında kaydı bulunmayan kişilerle kaydı olup engel oranı %40'ın altında olan kişiler için engelli aylığı ve 18 yaşından küçük engelli yakın aylığı ödemesi yapıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar böyle uzayıp gidiyor. Mesela Mernis'e yansıtılmamış olan vefat eden bazı engelliler için bakım ve gözetimini sağlayan kişilere engelli evde bakım ödemesi yapıldığı ortaya çıkıyor. Hani ölse bile nüfusta evet, düşülmediği için para vermeye devam para ediyor. Bu da bir yolsuzluk tabii değil tabii, mi? Tabii ki bu da bir yolsuzluk usulü. 18 yaşını tamamlamamış olan ve gerekli şartları taşıdığına dair belgeleri sistemde yer almayan bazı gençler için sosyal ve ekonomik destek ödemesinde bulunduğu ortaya çıkıyor falan. Bunun gibi bir de böyle uzayan bir tablo var. Türkiye'de zaten şunu görüyoruz. Şu anda günümüze geldiğimiz zaman bir pandemi dönemi yaşanıyor. Bu pandemi döneminin beraberinde getirdiği ağır yük, ağır sorumluluklar var. Az önce gazeteden buraya gelince yol üzerinde baktın. Ki Ankara'nın en önemli yerlerinden yani Tunalı Hilmi'den geçtiğin zaman iş yerleri kapalı, işte lokantalar, oradaki kafeler her yer kapalı. Şimdi bu ne kadara sürecek veya ne kadar devam edecek bunu da bilemiyoruz. Kuşkusuz bu sadece ülkemize özgü bir durum değildir ama başka ülkelerde bu yönüyle baktığın zaman daha rahatlık ve devlete olan biraz daha bir güven var. Almanya'da bir iş sahibi olan bir arkadaşımla dün konuşuyorduk. Aynen cümlesi şu oldu. Biz evet iş yerimiz falan, o da otel işletiyor orada. Evet iş yerim kapalı ama ben devletime güveniyorum. Bizi açıkta bir perişan durumda bırakmaz. Bu güven son derece önemlidir. Ülkemizde de bu güvenin bir an önce sağlanması ve bu güvenin halkımıza verilmesi ve hakikaten bu dönemde bu insanlara destek olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız? O yüzden dayanışmanın, birlikte hareket etmenin etmeye en çok ihtiyaç olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Ülkedeki genel yoksulluk bir yana, bir de bu olayların getirdiği ve giderek derinleşmeye başlayan, giderek insanların daha da yoksullaşmasına, hatta evine ekmek götüremeyecek noktaya, belki gelebilecek noktaya doğru tırmanan bir süreci de ülke yaşıyor. Ve bunun bir an önce son bulması için hakikaten birliğe, bütünlüğe ve karşılıklı olarak herkese bir özveriye de ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Bunun da belirtilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabloya baktığımız zaman aslında yoksulluk sorunu Türkiye'nin temel kritik sorunlarından biri. Çünkü yoksul insan, muhtaç insan... Bu yoksulluğun ya da muhtaçlığın verdiği bağımlılıkla ortaya özgür bir irade koyamıyor. Yani bu seçimlerde de geçerli, sosyal alanda da geçerli, yakın çevresinde de geçerli. Eğer siz yoksulluktan kurtulma umudu göremiyorsanız, bu yoksulluğa bağımlı olarak yaşayacaksanız, sizi bu yoksulluğa mahkum edenlerin de eline bakmak zorundasınız. Ve bunun için sistemi
ya da var olan sizi yöneten insanlara bir eleştiri getirmek çok zor gibi görünüyor. Peki abi burada bakıyorsunuz kömür yardımı var hala. Evet. 1.878.413 haneye kömür yardımı. Kömür yardımı yaptı, evet. Her yerde doğalgaz var. Neden kömür yardımı? Şöyle, o da şundan kaynaklanıyor. Tabii doğalgaz şeye göre pahalı. Kömüre göre pahalı. Yani bugün işte yoksulluğun görüntülerinden birisi de zaten bu değil mi? Bakıyorsunuz kişinin evinde doğalgaz var, doğalgaz sistemi var. Fakat orada evinde doğalgaz kullanmayıp kömür yakmaya devam edenler var. Çünkü neden? Ya diyor ki kömürü hiç değil, bakın devletten karşılıyorum veya işte belediyelerden bana bu yardım geliyor. O zaman bir de doğalgaz için dünyanın parasını vermeyeyim yaklaşım var. Ve Türkiye'nin genelinde de halbuki belediyeler kömür yerine, yani kömür yardımı yerine, ki hepsi bütün belediyelerin ana şikayetlerinden birisi de kömürün işte çevreye, insan yaşamına zararlı olduğu yolunda ortak görüşleri de var. Hava kirliliğine yol açtığına ilişkin genel kanaat de var. O zaman kömür yerine yoksul insanlarımıza en azından belli ölçüde günlük, yani ihtiyacını karşılayabilecek boyutta bunun yerine doğalgaz ücreti vermesi herhalde daha yerinde olur diye bakıyorum. Çünkü insanlar şehirde ve doğalgaz sistemi olmasına rağmen doğalgaz kullanamıyorsa bunun sebebi doğalgaz ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Yani en azından kömürüm diyor, parasız devlet verdiğine göre kömür yakarım, doğalgaz parası vermem. Bu da yoksulluğumuzun önemli işaretlerinden biridir ve bu kadar insanın, evet hepsinin evinde kömür, hepsinin evinde doğalgaz yoktur ama olanların da mesela Ankara'nın göbeğinde gidin araştırdığınız zaman böyle tabloları her zaman göreceğimiz bir tablo olduğunda belirtmek gerekiyor. Ankara'dan söz açılmışken hemen onda değinmek istiyorum. Mesela az önce anlattığım konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya geçecek. Kömür parası, kömürü vermeyecek, yani kömür dağıtmayacak. Kömürün yerine kömür parası verecek. Yani şey, doğalgaz istediği zaman onu doğalgazla kullanabilir. Yani parasını verecek. Kömür ne kadar veriyor diye, bir yılda bir ton veriyorsa bir tonun parasını vatandaşa karta yüklenecek. Ve sadece ve sadece o parayı, o yüklettikleri o kart üzerinden sadece ya doğalgaz kullanımında ya da kömür kullanımında alabilecekler. Başka bir yere aramayacaklar. Yine bu yoksulluklarla ilgili olduğu için yine onu da ekleyelim. Çünkü Ankara'da yaşadığımız kent olduğu için biraz da belki diğer yerlere, diğer illere de fikir vermesi açısından da önemli. Mesela biliyorsunuz birçok belediyelerin yoksul vatandaşlarımıza yardım yapıyorlar. Değişik isimler adı altında, az önce vurguladığımız gibi. Bu yardımları koliler halinde götürüyor. Ya vatandaşın belki nohuta veya işte ne bileyim bulgur değil de başka bir ihtiyacını karşılamak, belki çocuğun seveceği başka bir şey almak için kullanabilir. Bunun için kart sistemine geçiliyor. Kartta da tekel ürünleri hariç, yani içki, sigara hariç, diğer ürünleri istediğini alacak. Hakikaten baktığınız zaman o kart sistemi herhalde daha iyi, daha insancıl. İşte insanlara koliler, işte evlere gidişi, geliş gibi manzaralarla karşılaşmayacağız. Bu da yoksulluğun yine ne yazık ki fotoğraflar arasında yer alıyor Fatih. Evet, bu önemli bir olay. Yani aslında bunu izninizle bir de bir hocamıza soralım. Yani bu önemli bir olay çünkü yazdığınız haber çok önemli bir haber. Yalnız burada bir rakam verdiniz demin, 50 milyar diye. Sadece bu sağlık sigortasına kişi başına 76 lira yatırılıyor ve 7.524.138.000 kişinin sağlık sigortasını devlet yatırıyor. Evet. Bu sadece 50 milyar liraya yakın bir aslında kaynak yapıyor. Bu ayrı yardımlardan değil mi bu söylediğiniz? Bir de bunun üzerine yaşlı aylığı, engelli aylığı. Fatih, yalnız orada biz bir bölümünü yazdık. Toplam 44 çeşit yardım var. Abi ne kadar rakam tabii. Toplam rakam o zaman? Rakam vallahi içinden çıkamazdık. Çıkabildiğimiz kadarıyla birazın bir bölümünü yazabildik. Yoksa biz orada hepsini yazamadık ki. Yani 135 milyar lira civarında bir rakam aslında sosyal yardımlarda toplam rakam sigorta dahil görülüyor.
Bu makul bir rakam mı yoksa daha da artabilir mi? Valla onu hocamıza soralım. Belki peki. Daha içinden çıkar çünkü dediğimiz gibi biz bunlarla yine uzmanlarla birlikte o rakamlara... Ama yani bu yoksulluğun gideri, yoksulluğun ortadan kaldırılması değil, yoksulluğun yönetilmesiyle ilgili bir şey bu anlattığınız. Yani bu yoksulluk sona erdirilmiyor, azaltılmıyor. Yoksulluk sadece kendi çıkarı, kendi beklentisi üzerine yönetiliyor gibi bir hava var burada. Bu kalemlere bakıyorsunuz, doğrudan haneleri esir alan, haneleri kendine bağlayıp kilitleyen bir yardım tablosu var. Bir de şöyle hep yaklaşım sergilenir. Bilirsin işte seçim döneminde en çok bunu duyuyoruz. İşte bize oy vermezseniz işte yardımlarınız kesilir. İşte bilmem falanca parti gelirse zaten onlar yardımları kesecek. Onların yerine, sizin yerinize işte kendi partilerine, yandaşlarına verecekler yaklaşım var. Geçen gün onu merak ettiğim için bir haber hazırlarken, bir konuyu araştırırken merak ettim. Mesela dedim ki Ankara Büyükşehir Belediyesi geçmişte kaç kişiye yardım yapıyordu diye. Yani bundan önceki yönetim döneminde kaç kişi? 164 bin kişiye yardım yapıyorum. 164 bin kişiye. Şimdi bunların içerisinde ben iddia edemem. Yani sadece bilmem AKP'liler vardır falan diye öyle bir iddiada bulunmam. Ama seçim döneminde en çok kullanılan konu şuydu. Sizin işte yardımınızı CHP'li gelirse işte Mansur Yavaş veya işte diğer İmamoğlu veya diğer illerde yardımlarınızı kesecekler. İşte onlar CHP'lilere verecek. Şunu araştırdım. Şu anda inanın bir tane kesilen yok. Sadece 3000 civarında kesinti var. O da işte Ankara dışına göçmüş, ayrılmış, vefat etmiş falan. Bunun nedeni, bunun dışında geçmiş dönemlerdeki, önceki belediyeler döneminde yardım alan bütün vatandaşlara aynı şekilde yine yardımları devam ediyor. Ha ne oldu? Belki şu andaki sayı 180 bine çıkmış. Daha da artmış yani. Evet, daha da artmış. Yani bırakın kesilmeyi. Daha çok vatandaşımızın bu yardımlardan alma yolu açılmış. Peki,